Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de biraz Ahmet Say'ı dinlemek istiyoruz. Aslında izleyenlerimizin de, takipçilerimizin de malumu, müzik eğitimcisi, müzik yazarı, edebiyatçı, bir Türkiye aydını Ahmet Say hayatını kaybetti. Çokça elbette paylaşımlar, yazılar ve tanıklıklarını anlatanlar var elbette. Bizler de bunlara gazetemizde yer vermeye çalışıyoruz. Ama biraz daha kendisini dinlemek istiyoruz. Kendisini yakından tanıyan biriyle dinlemek istiyoruz. Ahmet Say'ı dinlerken aynı zamanda aslında Türkiye'de aydın olmak ne demek sorusunu da biraz daha anlamak istiyoruz bugün. Bu yüzden konuğumuz yazar Aydın Çubukçu. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Zeliş, hoş bulduk. Şimdi elbette çok uzunca anlatılabilir, uzunca paylaşılabilir. Ama biraz böyle aklınızda kalanlarla ve dediğimiz gibi aslında biraz Türkiye'de aydın olma meselesini ya da nasıl olmalı meselesini de anlamak istiyoruz Ahmet Say üzerinden. Sanıyorum bu sorunun cevabı için Ahmet Say'dan yola çıkmak doğru olsa gerek. Belki şöyle başlayabiliriz ama şimdi siz dün de yazdığınız yazıda, Ahmet Say'ı anlattığınız yazıda Ahmet abi diye bahsediyorsunuz. Anlıyoruz ki yakın bir ilişkiniz vardı. Biraz kendi kişisel tanıklığınız üzerinden Ahmet Say'ı anlatmaya başlasanız bize, böyle sizin için önemli küçük anılarla sonrasında da biraz daha açarız. Ahmet Say'ı ben yaklaşık 55 yıldır tanıyorum. Bizden 68 kuşağı içinde yer alan bir dostumuzdu ama bizden yaşça 10 sene kadar falan daha büyüktü. Buna rağmen o yaş farkını hiç hissettirmeyen bir coşku, heyecan ortaklığımız vardı. Her mitinge, her eyleme katılır. O bakımdan gençlik hareketinin bir parçasıydı. Yani diğer bizden yaşlı kuşaktan olanlar gibi köşemde durayım, lazım olursa veririm, gerisine karışmam diyenlerden değildi. Öyleleri vardı. Akıl lazım olursa bana gelin diyenler de vardı. Ama o eylemin aklıyla da yanımızdaydı şüphesiz. Aklıyla yanımızdaydı çünkü çok iyi bir eğitimi vardı. Almanya'da müzik eğitimi görmüştü. Babasından sık sık söz ederdi. Fazıl Say babası. Babasının adı da Fazıl'dı. Bir matematikçiydi ve Spartakist'ti. O da Alman matematik öğrenimi görmüştü ve Spartakist harekete katılıp Türkiye'ye gelmişti. Babasına çok saygı duyardı ve ondan sık sık söz ederdi. Bir aydın olarak Almanya'da yüksek matematik eğitimi almış biri olarak Türkiye'de lise öğretmenliği yapıyordu Fazıl Say. Böyle de hoş insan. Ahmet Say Almanya'da piyano eğitimini almıştı. İyi bir piyanistti aslında. Fakat o da Alman devrimci hareketi içinde, Alman sol hareketi içinde Marksizmi öğrenmiş. Türkiye'ye kendini iyi yetiştirmiş. Klasikleri okumak o zaman hepimizin imkanı dahilinde değildi. Hem Türkçe'ye çevirmişlerdi hem de ulaşmak çok zordu. Fakat Ahmet Say belli başlı Marx, Lenin edebiyatını okumuş bir aydın olarak Türkiye'ye gelmişti. Bu özellikleriyle o zamanlar bir işlevi olan Türk Solu adlı derginin sorumlu yazı işleri müdürü oldu. Bu arada şu özelliğine dikkat çekmek isterim. O zaman da Ahmet Say bir yandan bir deli, kavgadan gözünü esirgemeyen bir insandı. Ama diğer yandan olağanüstü ince zevkleri olan centilmen bir salon adamı. Bu iki özelliği, yani gerektiğinde dişe diş dövüşmesini bilen
ama gerekli çok süzülmüş entelektüel bir salon adamı kimliğini gösterenlerine sahip olan çok iyi yetişmiş bir insan. Onunla dostluğumuz, arkadaşlığımız dediğim gibi 55 yıl öncesine dayanır. 1960'ların ortalarından itibaren. Fakat ben cezaevinden çıktıktan sonra özel bir yakınlık kurdum. Beni ilk karşılayanlardan birisidir. 19 yıl hapis yattıktan sonra Ahmet Say tarafından böyle sıcak bir şekilde karşılanmak ve birlikte ne yaparız diye oturup düşünmek son derece etkileyici bir şeydi benim için. Biz o sıralarda Evrensel Kültür Derneği çıkarma hazırlıkları içindeydik. Bunu anlattım çünkü Ahmet Say 12 Eylül öncesinde ve sonrasında devam eden Türkiye Yazıları adlı bir çok etkili bir edebiyat dergisinin yönetimini yapmıştı. Cemal Süreyya ile birlikte çıkarmışlardı bu dergiyi. 30 bin satan dergiydi. Çok okunan, çok etkili bir dergiydi ve o kuşak için genç şair ve yazarların pek çok Türkiye Yazıları içinden geçmiştir. Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Mahmut Temiz Ürek gibi günümüzün büyük şairleri gençliklerinde o dergide yazmışlardır. Heyecanlandı. Yani Evrensel Kültür Dergisi projesini anlattığımda heyecanlandı. Yalnız dedim abi biz bir edebiyat dergisi düşünmüyoruz. Bizim düşündüğümüz şey bir sosyalist kültür dergisi. Felsefe, bilim, tarih, edebiyat, sanat elbette bunların arasında olacak. Ama biz kaliteli bir kağıda basılmış, renkli bir dergi düşünüyoruz. Dolayısıyla resme de büyük yer vereceğiz, önemli yer vereceğiz. Özellikle kapsam anlattığımda çok heyecanlandım. Tamam dedi, bunu yapalım. Kendi dergisi gibi benimsedi. Hem derginin tanıtılması için hem yazılarıyla çok büyük katkılarda bulundu. Her sayıyla yakından ilgilendi. Yeri geldi bizi çok şiddetle eleştirdi. Heyecanlanırdı, bağırdı, çağırdı. Bu ne biçim iş bilmem ne falan. Çok olumlu da eleştirileri olurdu, çok sert eleştirileri de ve biz ikisinden de çok yararlandık. Sonra günlük evrensel ve gazetemiz çıkmayında ben köşe yazarlığı teklif ettim. Ya ben yazarlığı bıraktım dedi, yazmıyorum artık. Dedim işte konuştuklarımız gibi yaz ya, kısa kısa. Tamam başlayalım diyor, bakalım yürürse yürür dedi. Gerçekten son veda yazısına kadar senelerce küçük küçük yazdı ama çok güzel yazılar yazdı. Ahmet Say'ın edebiyatçılığı biraz ihmal edilmiş bir önem taşır. Nasıl ihmal edilmiş? Toplumdaki karşılığı gereği mi? Kendisi pek etçiyim diye görünmekten umuyordu. Bana bir kere şey demişti, ya Tolstoy gibi yazamayacağımı anlattım. Daha ne zorlayayım. Şimdi kendisini Tolstoy'la kıyaslayınca tabii espriydi şüphesiz ama aslında Türk Edebiyatı'nın çok önemli bir yapı taşlarından sayılmalıdır. Koca Kurt romanı yıllar sonra bizim yayın evimiz tarafından tekrar yayınlandı. Unutulmuş bir romandı. İçli yıllarda demek ki 50 sene önce aşağı yukarı Milliyet Gazetesi'nin roman ödülünü kazanmıştı. Cezaevinde yazdığı bir romandır o da. O sıralarda 12 Mart dolayısıyla içeriye alınan aydınlardandı ve büyük bölümünün cezaevinde tasarlayıp yazmıştı. Aslında kır hikayesi gibidir ama
sık sık şunu söylerdi. Koca kurtta adı geçmese de ben deniz gezmişi anlattım derdi. Deniz'in de çok iyi arkadaşıydı. Deniz de çok severdi Ahmet'i. İpek Adı'ya ters. Peki. Ben bir hemen araya girelim. Evet, şöyle de devam edelim. Evet. Devam etmenizi isteyeceğim. Şimdi yazınızda şöyle diyorsunuz. Bunu hem açmanızı isteyeceğim hem de gerçekten çok kıymetli de bir benzetme ve tanım bu. Fransız devriminin düşüncesini yaratan o büyük filozoflar gibi tam anlamıyla bir aydınlanmacı ve gerçek bir aydınlatıcıydı diyorsunuz Ahmet Sayıç'ı. Evet. Hem bunu biraz daha açmanızı isteyeceğim tam bıraktığınız yerden, hem de gerçekten çok kıymetli bir tanım bu. Buyurun lütfen. Biliyorsunuz o bir müzik ansiklopedisi yazmıştı. Büyük bir eserdir o. Gerçekten ansiklopedi yazmak bela bir şeydir. Ansiklopedi kavramı Fransız devrimini hazırlayan üçüncü akımlarından birine aittir ansiklopedistler. Bilgiyi halkla buluşturmak isterler. Küçük teknik bilgilerden matematiğe, bilime, felsefeye kadar pek çok konuyu işler. Mesela bir el aleti nasıl yapılır onu öğretir ansiklopedi Fransız ansiklopedistlerine. Diderot'un yazdığı, başını çektiği ansiklopedi hareketi. Halkın gündelik ihtiyaçlarını ve bilgi ihtiyacını karşılamak üzere yazılmıştır. Bir aydınlanma hareketidir ve bilgiyi halka ulaştırmak, kolay yoldan halka ulaştırmak çabasının bir örneğidir. Ahmet Say'ın müzik ansiklopedisi de öyledir. Yalnızca okullarda okutulacak bir kaynak, başvuru kaynağı değil, müziğe ilgi duyan ya da genel kültüre meraklı, kültürünü geliştirmek isteyen her insanın bir başvuru kaynağıdır. Çok önemlidir. Akımlar, portreler, müzik usulleri, eserler hakkında kapsamlı bilgiler taşıyan iki ciltlik bir ansiklopedi. Bunun sıra müzik tarihi diye yine dev bir eseri vardır. Bir keresinde şöyle övünmüştü bana, şu anda dünyada yaşayan tek Marksist müzikolog benim. Gerçekten ben, yani bazen böyle şey yapardı, espriyle benden başka büyük yok gibi şeylerdi, söylerdi. Marksist olup da müzik bilimiyle, bilim olarak müzikle ilgilenen gerçekten başka biri var mı diye baktım, ben görmedim. Marksist müzikolog Ahmet Say idi. Aydınlatıcıydı. Yalnızca bir aydınlanma, o Fransız devrim geleneğine bağlı bir aydınlanmacı değil, aynı zamanda gerçekten çok önemli bir aydınlatıcıydı. Öğreticiydi. Ama hiç öğretir gibi yapmazdı. Üniversitelerde ders verdiği zamanlardan bazı anılar aktarıldı bana. Eğlenir gibi. Yani didaktik olmayan ama adeta epik tiyatro üslubunda dersler verdiğini öğrendim. Bize yazdığı yazılar da öyledir. Şimdi büyük bir aydın, yüksek bir aydın ama toplumsal işlevler konusunda çok duyarlı. Asıl ona değinmek istiyorum ben, izin verirsen. Evet, lütfen. Evet. Biraz evet, başlığı burada da koyduğumuz yerden aslında tabii ki çok geniş bir konu. Şimdi burada konuşulacak kadar kısa değil elbette. Türkiye'de aydın olmak geniş bir başlık ama işte Ahmet Say üzerinden belki biraz bu aydın olmak tam nereye denk düşer, nereye denk düşmeli kısmını biraz anlamak isteriz. Şimdi galiba Haluk'ta bir videosu var. Ankara'da hukukla ilgili bir konferansa Ahmet Sami Türk katılıyor. Ahmet Say da dinleyiciler arasında. Henüz konuşmaya başlamadan Ahmet Say ayağa kalkıyor ve Ahmet Sami Türk'ü Hikmet Sami 19 Türk. Aralık'ta Adalet Bakanı 10 Aralık cezaevleri operasyonu
hayata dönüş operasyonu adı verdikleri ve pek çok devrimcinin yanarak, yakılarak, bombalarla öldürüldüğü o operasyon sırasında Adalet Bakanı var. Ahmet Say hiddetle kürsüye yürüyor ve bu bir katildir. Hukuk üzerinde konuşmaya hakkı yoktur. Sen katil, o videoyu bulup diyebilirsiniz. Şiddetle bağırıp çağırarak bıraksalar gidip adamı dövecek. Bıçkın tarafı orada şeye çıkıyor. Salon centilmenliğini bir bakıp gerektiğinde ağız burun dağıtırım diyen Ahmet Say ortaya çıkıyor. Böyle de militan bir yanı vardı. Cezaevlerindeki devrimcilerle çok yakından ilgilenirdi. Bir eserini Kürtçe'ye Tonguç çevirmişti sanıyorum. Onunla yazışıyordu. Yanında gitar çalan bir arkadaşı vardı. Şimdi adını hatırlayamıyorum. Ahmet Say için bir beste yapmıştı. O arkadaş, bağışlasın beni, adını hatırlayamadım. Bir yanlışlık eseri tahliye oldu ve yurt dışına çıkmak için havaalanına gittiğinde yakalanıp tekrar içeri atıldı. Ahmet Say'ın doğum günü kutlamasında o arkadaşımızın yaptığı beste çalındı. Ahmet Say için yapmıştı besteyi. Düşün, doğum günü için bir beste yapmıştı arkadaş gitarla. Ahmet Say çok duygulandı ve kürsüden gelip ne gerekirse cezaevini silahla basarak kurtaracağım. Öyle bir duygulanmıştı, çok sinirlenmişti. Kendisine sahip çıktığı bir müzisyen olarak cezaevinde kendisini yetiştiren bir devrimciyi desteklemek bakımından da önemliydi. Şimdi Ahmet Say'ı anlatmak o kadar kolay değil. Bir tarafına değineyim. Bizde yayınlanan Ağaçlar Çiçeğe Durmuştu kitabında bir anısı vardır. Türkiye İşçi Partisi'nde çalışırken, Türkiye İşçi Partisi üyesiydi. O sırada birisi Ahmet Say'ı parti merkezine şikayet ediyor. Parti içinde komünizm propagandası yapıyor diye. Ve partiden atılmasını istiyor. Komünizm propagandası. Düşün, Türkiye İşçi Partisi içinde adam komünizm propagandası yapıyormuş. Dilekçe Halit Çelengin önüne geliyor. Dilekçeyi veren, şimdi büyük şair olarak gezen adam, adını vereyim, şeyde yazıyor, anılarında yazıyor. Ataol Behramoğlu, muhbir. Halit Çelengin çağırıyor, diyor ki Ataol, diyor, bu ciddi bir mesele. Ben bunu savcılığa vermek zorundayım. O zaman da parti hakkında, parti içinde komünizm propagandası yapılıyor diye dava açılır. Ya dilekçeni geri çek, iyi dava edeceksin diyor. Onun üzerine dilekçesini geri çekiyor. Halit Çelenk o sıralarda, Ahmet Say bunu yazdığı sırada, bir de Halit Çelenk'ten dinleyeyim istedim ben. Telefon ettim. Böyle bir olay anlatıyor Halit abi, dedim, Ahmet abi. Doğru, aynen de öyle oldu dedi. Oradan teyit edilince biz de rahatlıkla bastık. Onun üzerine ne oldu biliyor musun? Ataol Behramoğlu Cumhuriyet'teki köşesinde bir yazı yazdı. Yazının başlığı Tango Ahmet. Tango yaparmış Ahmet. Dans bilen, müzik bilen bir adam. Ama hiç şeyini vermeden, yani kendisiyle ilgili olaya değinmeden, sadece Ahmet Say'ı küçümseyen, onunla alay eden bir yazıydı. Ahmet Say adı da geçmiyordu. Sadece Tango Ahmet diye küçümseyen bir terim kullanmış. Aslında
Türkiye solunun tarihi bakımından da son derece zengin bir kaynaktır. Her kademesinde bulunmuş, hapislerde yatmış, mücadele etmiş. Sosyalist kültür meselesine kafayı takmış ve buna hizmet etmiş. Bu yolda çalışanlara da çok büyük destek vermiş bir insandı. Yani evrensel kültürü o bakımdan bütün gücüyle destekledi. Övücü şeyler de söyledi. Kırılmadık. Hiçbir zaman kırılmadık biz Ahmet Say'a. Cavit'le gidip eleştiri, öz eleştirisi yapmıştık bir kafede. Neyse, Cavit'le de konuşabilirsin aslında. İlginç şeyler yaşattı bize. Böyle. Ahmet Say dediğim gibi bir kültür beviydi ve sosyalist kültürün ülkemizdeki devlerinden biriydi ve göçtü gitti. Peki şöyle toparlayalım mı o zaman? Biraz önce girdiğin, hatırlattığın yerden şimdi hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra özellikle sosyal medyada işte Hikmet Sami Türk'e olan protestosu videosuyla çokça paylaşıldı. Biraz şunu anlamak istiyoruz aslında. Bu bir tesadüf değildi, öyle değil mi? Yani özellikle bugün Tabii. önemli bir aydının kaybedildiğine olan üzüntüyü belirtmek için paylaşılan videonun işte bir protesto videosu olması aslında belki de bir ihtiyacı da gösteriyor mu bugün açısından bize? Çok güzel, çok güzel söyledin. Gerçekten mesela Mücella Yapıcı'nın tavrının bu kadar heyecan yaratması ve destek bulması da aynı kategoride değerlendirebileceğimiz olaylardan biridir. Direnen, boyun eğmeyen ve itiraz eden, gerektiği gerek hiç çekinmeden söyleyen insanlar, aydınlarımız bunlar. Büyük geleneği diyorlar aslında. Ahmet Say'da, Mücella arkadaşları da son derece önemli bir geleneği temsil ediyorlar ve halkın direnmek isteyen, baş kaldırmak isteyen özelliklerini temsil ediyorlar. Ahmet Say onlardan biriydi ve Türkiye toprağına aynı öldüğü güne kadar bu özelliklerini korudu. Evet. Bir şey daha ekleyeyim. Evet, lütfen. Daha çok Fazıl Say'ın babası olarak biliniyor ya. Popüler çevrelerde onu tanıtmak için sık kullanılıyor Fazıl Say'ın babası diye. Evet, Fazıl Say'ın babası gerçekten yaratıcısı, Fazıl Say'ın yaratıcısı aslında. Biyolojik anlamda değil sadece. Çocuğun yeteneklerini çok erken yaşlarda, daha 3 yaşında keşfedip ünlü bir piyanistimizden Cemal Erkin'den sanıyorum ders aldırmaya başladı. O da çok iyi bir hoca ve Fazıl Say'a mesela nota öğretmeden önce dermiş ki bak aksayarak yürüyen bir adam geçiyor sokaktan onu piyanoda çal bakayım. Anladın Fazla da dedim dım 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 aksayarak yürüyen adamın sesini çıkarmaya çalışırmış. Böyle dersler vermiş. Kedinin duvara tırmanışını çal Fazıl dermiş. O biraz bakarmış sonra onun sesini çıkarmaya çalışırmış. Böyle bir hocanın yetiştiği Fazıl Say'dan bahsediyoruz. Fazıl Say yaralı doğmuş bir bebekti. 4 yaşına 7 ameliyat geçirdi ağzından. Ahmet abi derdi ki bir hayvan yaralı yavrusunu nasıl yalaya yalaya iyileştirirse ben de bu olanı yalaya yalaya büyüttüm. Bu yetenekli çocuk herhangi bir başka ailede doğabilirdi ve belki de binlercesi bu anda doğuyor. Farkına varılmadan harcanıp gidiyor. O yüzden diyorum Ahmet Say gibi bir babanın elinde doğmuş olmak farklıdır. Evrensel bir müzisyenimizdir Fazıl Say ve babası gibi bir aydın ahlaka sahip
gerçekten hem dünya görüşü bakımından hem yetenekleri ve müzik bilgisi bakımından evrensel bir sanatçımızdır. O yüzden ben yazımın başlığına iki Fazıl arasında bir Ahmet diye yazdım. Yani ondan aldığı değerleri zenginleştiren bir priyan geçirerek oğluna iletmiştir. Ve Fazıl Say, bugünkü Fazıl Say bir zincirin önemli bir halkasıdır. Arada Ahmet Say vardı ama. Peki. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılı yayınlar dilerim. Çok bütün arkadaşlara selam. Teşekkürler. Evet, bugün Ahmet Say'ı Aydın Çubukçu'dan dinledik. Bizden şimdilik bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.